Merhabalar Hoş geldiniz bir önceki dersimizde EBOB bulma ile alakalı bir javascript fonksiyonu yazmıştık bu sefer de ekok bulma ile alakalı bir javascript fonksiyonu yazalım arkadaşlar ekok ne demek en küçük ortak kat demek Mesela şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar 5 ile 10'un ortak katını bulalım ortak kat şöyle hesaplanıyor 5'in çarpanlarına ayırıyoruz 5 Tire Bir de onu çarpanlarına ayıralım. 5 çarpı 2. Artık burada eşit olan yani birbirinin çarpanı eşit olan hangi rakamlar var? 5 var arkadaşlar. Geliyorum buraya 5 yazıyorum. Bir de çarpanları olmayan yani farklı olan rakamları da burada yazıyoruz arkadaşlar ve 10 kavramını buluyoruz. Yani 5 ile 10'un ortak katı ne olmuş oluyor? 10 olmuş oluyor. Bu şekilde algoritmamızı kurarsak ECOG'u da çözebiliriz arkadaşlar. EBOB'la alakalı olan problem kısmının aynısını burada da kullanabilirim. Function diyorum ve içerisinde EKOK bulma isimli bir fonksiyon oluşturacağım ve bu fonksiyona iki tane parametre atacağım. A ve B şeklinde ve bunları da şurada bir if döngüsüne sokacağım arkadaşlar. Ondan önce ekok diye bir değişken tanımlıyorum ve diyeceğim ki A ve B'den gelen değerleri bir birbirine koşul olarak sağla. Yani hangisi büyük, hangisi küçük onu bir hesaplayalım. Nedir if değeriyle birlikte, if koşuluyla birlikte gelen değerleri hesapladım. Dedim ki a b'den büyük mü? a b'den büyükse ekoku neye eşitle? a'ya eşitle. Büyük sayıya eşitle. Ben büyük sayıyı ne diye hesaplıyorum burada? Ekok olarak şu anda hesaplıyorum arkadaşlar. Farazi olarak hesaplıyorum. Ekok a'ya eşit olabilir diyorum. Olabilirlikten sonra bunu bir döngüye sokacağım. Ve o o döngüde artık olabilirim olamaz mı ona göre denetlemesini yapacağım arkadaşlar. Else diyorum eğer a b'den büyük değilse e koku neye eşitle b'ye eşitle. Artık e bir tane sayıya eşitlemiş oldum. While döngüsü içerisine sokacağım bunu. Diyeceğim ki while döngüsü içerisinde bir sonsuz döngü yaratacağım. Yani true döngüsü yaratacağım. Bunun içinde ne yapmam lazım? E mod demem lazım. A'ya bölündüğü zaman sıfıra eşitse veya şu şekilde veya'yı kullanacağım. Ekok mod B'ye bölündüğü zaman sıfıra eşit değilse. Bu bana bir döngü dönüştürecek arkadaşlar. Ne döngüsü döndürecek? Bir true döngüsü döndürecek. Ve burada da ben o ek ne yapacağım? Devamla arttıracağım. En sonunda da artık fonksiyonum içerisinde return ekok diyerek ekokumu yazdıracağım. Şöyle bir bakayım eksik bir şey var mı? Herhangi bir eksiğimiz yok sanırım. En altta artık fonksiyonumuzu yazdırabilirim. Konsola yazdıracağım. Konsol.log diyeceğim. Ekok bulma fonksiyonunu çalıştır. 5 ile 10'un ekokunu bulalım arkadaşlar. Bakalım yazdırmadı. Bir hata mı çıkardı? Hatamız mı var? Şöyle bir daha bakalım hatamız olmaması gerekiyor. Durduralım tekrar başlatalım. Evet doğru. Herhangi bir hatamız yok. Konsolda 10 sayısını aldım arkadaşlar. Şöyle biraz yukarıya geleyim. Bir, birkaç tane rakam daha yazabilirim buraya. Mesela 2 ile 3 yazalım. Küçük rakamlardan seçelim. 2 ile 3'ün nedir ekoku? 6'dır. 2 kere 3 6 arkadaşlar. Ya da neyi alalım? 3 ile 9'u alalım mesela. 3 ile 9'un ekoku da 9'muş arkadaşlar. Nasıl hesaplıyorduk? Şöyle geliyorduk. 3'ün çarpanlarına ayırdım. 3 tire ediyorum. 9'u da çarpanlarına ayıralım. 9'u da çarpanlarına 3 ve 3 olarak ayarlıyorum. Burada birbirine eşit olan çarpanlardan sadece bir tanesini alıyorum. Yani nedir? 3'ü alacağım. Ayrıca bir de çarpan olmayan diğer rakamı alıyorum ve 3 ile 3'ü çarpıp 9'a eşitliyorum arkadaşlar. Bu şekilde de ekokunu bulabiliyorum. Başka sayılar da koyalım. Mesela diyelim ki 5, 18 diyelim. Bakalım ekoku nedir? 90. İkisini çarptı ve 90 rakamını bana yazdırmış oldu arkadaşlar. Burada ekok için ne yaptım? İki tane rastgele bir sayı aldım arkadaşlar. Bu sayıları nereden aldım? Parametre olarak buraya gönderdim. Ekokumu rastgele bir sayı olarak neye eşitledim? A'dan gelen yani şuradan gelen değerlerin en büyüğüne eşit dedim rastgele olarak. Ve en büyüğünü burada kontrol ettim arkadaşlar. Dedim ki buradan gelen sayıyı Burada if'ten gelen sayı nedir ilk başta? Ben, bana gelen sayı 18. Bakın şurada hatta denemesini de yapalım. Konsol nokta log diyorum. Buradan gelen sayıya bir bakalım. Evet buradan bakın büyük sayıyı elde ettim. Büyük sayı benim için nedir? En küçük ortak kat olarak bunu hesaplıyorum arkadaşlar. Aklımın bir yerine yazıyorum ve bu sayıyı kullanmak istiyorum. Rastgele sayım benim için en küçük ortak kat olabilecek sayı en büyük sayıdır. Ben burada en büyük sayı ne yaptım artık? A'ya böldüm ve sıfıra eşit değilse veya B'ye böldüğümde sıfıra eşit değilse bana true döndürmesini sağladım. Buradaki döngünün true döndürmesini sağladım. True döndükten sonra bana ne yaptı? Ekoku devamlı bir arttırdım. Bir arttırdım. Ve bunun false değeri dönünceye kadar arkadaşlar. False değeri döndüğü zaman artık ben ekokumu bulmuş olacağım. Ekoku bulduğum zaman şuradaki döngüden çıkacak. Ve bana ne yapacak? Ekokun orijinal değerini yazdırmış olacak arkadaşlar. Evet JavaScript'te EKOK bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Benim oluşturduğum algoritma bu şekilde. Siz de kendi algoritmanızı oluşturup farklı EKOK bulma fonksiyonları ya da farklı kodlar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve JavaScript'le kalın.